Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir sorumuz olacak. Bunun cevabını almaya çalışacağız. Yaklaşık bir saat sürecek programımız. Ve bu süre içerisinde yine o sorunun cevabını ayrıntılarıyla almaya çalışacağız Osman hocamızdan. İsterseniz sorudan önce mikrofonu kendisine bırakalım. Sonra sorumuza geçelim. Buyurunuz efendim. Efendim, her cuma gecesinde olduğu gibi bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Evet. Feyzinden de istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa veya hastalar varsa en karibi zaman Rabbimiz şifa ihsan eylesin. Borçlular varsa borçlarını eda etmeyi nasip etsin. Dertler varsa Cenab-ı Hak deva nasip etsin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim sıkıntılarını hayra tebdil etsin. Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste hepimize de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Amin. Hocam, şimdi önemli bir konuyu sormak istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi mesela ne bileyim, cem olmak gibi, cami gibi kelimelerin manaları genelde bir topluluğu ifade ediyor, toplanmayı ifade ediyor. Dinimizde Müslümanların toplu olarak hareket etmelerini, birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını çok önem veriyor ve ayrı bir yol tutanları reddediyor. Ayrılığı, efendim ne bileyim işte tefrikayı yasaklıyor. Şimdi ama bakıyoruz ki dünya üzerindeki Müslümanlara baktığımız zaman herkes kendine göre bir din tutturmuş, sizin tabirinizle söylüyorum. Öyle gidiyor yani. Ve dolayısıyla bir türlü de başlarını doğrultamıyorlar. Suriye'sinden Suudi Arabistan'ına kadar, işte ne bileyim İran'ından Kuzey Afrika ülkelerine kadar hepsinde aynı şey var. Türkiye'yi de dahil edebiliriz içine. Afrika'nın güneyinde dahil et. Evet. Orada Nebe Haram diye bir şey çıkardılar ya, bir şey çıkardılar. Var var. Boko Haram diye bir örgüt çıkardılar mesela. Şeriat diyor, bir sürü insanları katlediyor, evet, adam. Ateş. Daesh dediler, bir sürü insanları katlediyor. Müslümanı öldürürken Allahu Ekber diye ateş ediyor adam. Şimdi bu kadar tehlikeli bir şey, dolayısıyla dinimizin de yasakladığı bir şey. Bu konuda biraz bugün bilgi verebilir misiniz? Yani bunun önüne geçmenin de tabii ki yolları belki anlatacaksınız. Estağfurullah. Şimdi kitaplarda naklediliyor. Cemaatte rahmet, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır. Bütün kitaplar yazıyor bunu. Hadis-i şerif diye de naklediyor. Cemaatte, birlikte ve beraberlikte rahmet, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır. Ve Ehl-i Sünnet alimler buyuruyorlar ki Allah-u Teala Müslümanların farklı inanışta olmalarını, çeşitli gruplara ayrılmalarını, aralarında iman farkı olmasını yasak etmiştir. Hele Müslümanların gizli işler yapmasını, iftira, gıybet gibi haram olan şeylerle meşgul olmalarını haram kılmış, yasaklamıştır. Bu hususta ayet-i kerime de naklediyorlar Ehl-i Sünnet alimleri. Mesela Mücadele suresinde mealen, ey iman edenler, gizli konuştuğunuz zaman günah işlemeyi, düşmanlık etmeyi ve peygambere karşı gelmeyi fısıldaşmayın. Ancak iyilik yapmayı ve Allah'a karşı gelmekten sakınmayı konuşun. Öyle gizli toplantılar Müslümanları üzmek için şeytanın istediği şeydir buyurulmuştur Mücadele suresinde. Câsiye suresinde de mealen, din hususunda onlara açık alametler verdik. Onlarsa kendilerine ilim geldikten sonra birbirini çekememezlikten ötürü tefrikaya, ayrılığa düştüler. Rabbin bunların birbirinden ayrı düşündükleri hususlar hakkında kıyamet günü şüphesiz aralarında hüküm edecektir buyurmuştur. Ve Rum suresinde de mealen, dinlerinde tefrikaya, ayrılığa düşüp fırka fırka olan ve her fırkasının da kendi inançlarını beğenip sevindiği müşriklerden olmayın buyurulmuştur. Bundan açık daha ne güzel aynı şekilde bildirilir ki Allah-u Teala açıkça bildirilmiş. Ve Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam, cemaatte rahmet, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır buyuruyor. Ayrılıkta azab-ı ilahi var.
Ama efendim falan filan diye başlıyor. Ama sonrası yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsini bildirmiş. Ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var. Daha ama demenin ne manası var? Yani? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki... Allah Teala öyle takdir etmiş, öyle dilemiş. Çünkü burası hak ve batının karıştığı bir yer. Buyuruyor ki... Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... Yahudiler, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti... 71 fırkaya ayrıldı. Biri doğru yolda kaldı, 70'i sapıttı. Nasara, yani İsa Aleyhisselam'ın ümmeti 72 fırkaya ayrıldı. Biri doğru yolda kaldı, 71'i sapıttı. Benim ümmetim de buyuruyor, 73 fırkaya ayrılacak. Biri doğru yolda kalacak, 72'si sapıtacak. Eshab-ı kiram soruyor, bu doğru yolda olanlar kim? Benim ve eshabımın yolunda olanlar. Buna fırkayı naciye denir. Ehl-i sünnet ve cemaattir bu. Dolayısıyla bütün Müslümanların akıllı olup oturup aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifine kulak vermesi gerekir. Ve birleşilecek noktanın, ittifak edilecek noktanın ehl-i sünnet ve cemaat olduğunu idrak etmesi lazım. Peki orada birleşirlerse ne olur? Ha ne olur? Tarihte olmuş ne oldu? Mesela Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, arkasına Osmanlı girmiş. Değil mi? Peki bunlar asırlarca hükmetmişler bu coğrafyaya. Mesela Anadolu'yu Müslümanlara açan Sultan Alparslan Han, biz bid'at nedir bilmez, temiz itikatlı Müslümanlarız diyor. Biz bid'at nedir bilmez, temiz itikatlı Müslümanlarız. Şimdi Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz 300 küsürle 1000 kişiyle çarpıştı Bedir'de. Peki Uhud'da 700 kişiyle 3000 kişiyi çarpıştı. Rakamlar veriyorum hasaten. Hendek'te 3000'e karşı 10.000'le çarpıştılar. Peki şeyde Yermük'te olsun, Mu'te'de olsun, Huneyn gazasında olsun karşı taraf sayı itibariyle çok ama galip geliyorlardı. Bu işin sayıyla alakası yok. Sonra gene aynı şekilde Haçlı seferlerini Anadolu Selçuklu Devleti, ki baş şehrini Konya'ya taşımıştır. Eğer Anadolu Selçuklu Devleti olmasaydı ortada çoktan biçmişlerdi adamlar. Müslüman bırakmayacaklardı. Ama o Haçlı seferlerin çoğunu Anadolu coğrafyasında hepsini gömmüştür bu Anadolu Selçukluları. Eritmiş, bitirmiş. Eritmiş, bitirmiştir. Peki bunların sayıları pek mi çoktu? Yok. Niye galip geliyorlardı peki? İtikadlar düzgün olduğu için. Geç ondan sonra Osmanlı. Osmanlı yapmış olduğu savaşlara bakın. Karşı taraf hep sayı itibariyle kalabalık. Hep kalabalık. Ama bunlar bir avuç hep galip geliyor. Peki ne oluyordu? Peki ne oluyordu? Allah Teala onları galip getiriyordu. Ben şeyde Allah Teala rahmet eylesin. O zaman Türkiye Gazetesi'nde idik de ategeleti falan yoktu. Şaha Bayhan vardı. Tercüman Gazetesi'nde falan yazardı. Sonra Türkiye Gazetesi'ne geldi. Çok temiz bir insandı ama. Edebi şeyi falan sonra öğrendim. Meğer Ceddi Saray'da yetişmiş. O kibarlık, o efendilik, o nezaket oradan geliyor. Hak hukuk falan. O böyle tarihi romanlar yazardı. O tarihi romanlar yazarken ben de sorardım. Bunlar dedim hep dedim aynı şekilde hayal mahsulü mü? Olur mu dedi ya. Tarihi romanlar dedi. Biz dedi tarih kitaplarından alıyoruz. Romanvari yazıyoruz dedi. O kadar dedi. Başka bir şey yok. Ama dedi şeyin çatısı, temeli, olay doğru. Ha biz dedi romanvari anlatırken biraz süsleyiveriyoruz. O kadar dedi. Başka bir şey söz konusu değil. O da anlatmıştı. Sonra ben gördüm. Bir Peçevi tarihinde nakilde mi ne gördüm. Bir yerde görmüştüm. Mesela Osmanlıların şeyler var. Akıncılar var. Denizlerde de Leventler var. Bunun ikisi de tabiri caizse bugün tabiriyle gerilla harbi yapıyor. Ve Osmanlı Devleti her yere ordu göndermiyor. Bunlarla hallediyor. Bu akıncılar en az bir iki dil biliyor. Özel yetiştiriyorlar bunlar. Bunlar birer ikişer kişi. Aynı zamanda Osmanlı'nın istihbarat elemanı da bunlar. Yani Avrupa'nın her tarafına giriyorlar. Girmedikleri yer yok. Dilleri de aynı şekilde kuvvetli. Ama senede bir defa bunlar toplanırmış. Romanya'da bir ovada 2500 akıncı birleşmiş. Karşılarına 40.000 kişilik bir Rus ordusu çıkmış. Akıncıların eğitim şekli, onlar da aynı şekilde müdafaa harbi yok. Daha doğrusu onların lügatında müdafaa yok. Mesela doktorlarda cerrahın tedavi şekli kesmektir.
kesmek derken başka anlamıştırmasın, yanlış tanrım. Ameliyattır. Ha, diyor ki bu uzuv hastalanmış arkadaş diyor, bununla uğraşıp durma. Keselim bunu diyor. Öyle eğitim görmüş. Diyor ki bunu tedavi şekli ona adapte olmuştur. Akıncı'nın da aynı şekilde şeyi yok. Müdafaa yok onda. Hep hücum. Tabii Rus ordusu da bekliyor. Roman Hristiyan köylüleri dağlara çıkmışlar. Bir ovada oluyor bu hadise. Tepelere çıkmışlar. Demişler 40 bin 2500. Puh dese tükürükle boğulur bunlar. Ne olacak diye merak etmişler onlar da. Bu 2500 Akıncı hiyerarşiye göre en büyükleri oturmuşlar. İstişare etmişler. Ne yapacağız diye. İstişare ediyorlar. Hepsi de aynı şekilde cins atlar var. Hepsi de aynı şekilde cins silahşör tabiri caizse. 2500 kişi istişare ediyor. Ondan sonra diyor ki hücum. 2500 kişi 40 bin kişilik orduya hücum edecek. Yani harp itibariyle ters bir şey bu. Fiziğe aykırı. Fiziğe aykırı. Ruslar da bekliyor ne olacak falan diye. Roman köylüleri de bekliyor. 2500 kişi bitiriyor. Atlarına biniyor. Ondan sonra Allahu Ekber diyerek bunlar hücuma geçiyor. Roman Hristiyan köylülerin ifadesi diyor ki bunlar Allahu Ekber diyerek diyor hücuma geçince gökten bulutların arasında atlılar indi bunların arkasına. Ve 40 bin kişilik Rus ordusunu delip geçiyorlar. Arkalarına bile bakmıyorlar. Arkalarına bile bakmıyorlar. Delip geçiyorlar. Onun vazifesi o. Şimdi diyeceksiniz ki niye verdiniz bunu? Ha niye verdik? Gel yakın tarihte. Çanakkale'de efendim işte biz şöyle şey yaptık, böyle şey yaptık. O zaferi kazanman, İslam Savaşı'nda da kazanman, diğer savaşlarda da kazanman, bütünlüğü ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği fırkayı naci olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadındaydı bunlar. Dolayısıyla bunlar fitne çıkarmaz Ehl-i Sünnet itikadındaki bir Müslüman. Birlik ve beraberlik içerisinde olur. Birlik ve beraberlik içerisinde olur. Yek vücut olur. Bunun tek bir düşüncesi eğer harbe iştirak ediyorsa ya Rabbi bana şehitlik veya gazilik nasip et. Başka düşüncesi olmaz bunun. Başka düşüncesi olmaz. Buna inanarak gidiyor. İnanarak gittiği için de bunun galip gelmemesi için herhangi bir sebep yok. Mesela Yermük Harbi'nde Eshab-ı Kiram ve Tabi'inden 45 bin kişi. Karşı tarafta Bizans'ınki 245 bin kişi. Ya 200 bin fazla. Ve 200 bin kişi 45 bin kişilik kuvvetin karşısında çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Bizanslı generaller Bizans askerlerini durdurmuşlar. Demişler ki nereye kaçıyorsunuz? Nereye kaçıyorsunuz? Onların söylediği bir söz var. O enteresan tarih kitaplarına geçmiş. Diyorlar ki bunlar ölmek için geliyor. Şehit olalım diye saldırıyor. Biz de diyor ölümden kaçıyoruz. Aramızdaki fark bu. Diyor ki bu ölmek için saldıranın önünde durulmaz diyor. Ölmek için saldıranın önünde durulmaz. Peki onlara bu kuvveti veren neydi? Ehl-i Sünnet itikadıydı. Ehl-i Sünnet itikadıydı. Peki bir Ehl-i Sünnet itikadından inhiraf edince veyahut da gevşeyince, Allah-u Teala'nın emirlerinden aynı şekilde sıyrılmaya başlayınca başladım tökezlemeye. Ne oldu? Allah-u Teala yardım etmiyor artık. Allah-u Teala yardım. Hele bidat sahibiysen, mesela bunun en çarpıcı şeyi Endülüs Emevi Devleti. Tavan yaptıydı. Avrupalılar tıp tahsili yapmak, diğer tahsil yapmak için o zaman Endülüs'teki İslam üniversitelerine gelirdi. Adamlar yemesini, içmesini, giyinmesini bilmiyordu Avrupalılar. Oradan öğrendiler. Zaten tabii bunlar bu iktisaden yükselince zıvanadan çıktılar. İbn-i Rüşd gibi, Kindi gibi felsefeciler türedi. İslam filozofu diyerek. Bunlar dini bozmaya başladı. Allah-u Teala da o devletin sonunu getirdi. Yıkıldı gitti. Orada iz bile kalmadı. Bir köy bile kalmadı. Yıktılar gittiler. El-Ahram saraylarını, ondan sonra bilmem o camilerin hepsini yıktılar. Kiliseye çevirdiler. Ama bu tarafta aynı şekilde Anadolu'ya gelen Selçuklular olsun, Osmanlılar olsun iz bıraktılar. Başka yere de adalet götürdüler. Ne zaman aynı şekilde gerilemeye ve yenilmeye başladılar? İslamiyet'ten yüz çevirmeye başlayınca. Hatta Allah-u Teala rahmet eylesin. Emen abiler bir şey söylüyor. Osmanlı'yı ilim ve adalet yükseltti. Zulüm ve cehalet de indirdi diye. Zulüm ve cehalet. Eğer Ehl-i Sünnet itikadından inhiraf edersen Allah-u Teala yardım etmez Mustafa Bey. Bu mümkün değil. Öyleyse birleşilecek yer orası. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala açıkça buyuruyor ki ayrılmayın. Tefrikalara bölünmeyin. Birleşilecek yer benim anladığım senin de anladığın değil. Peygamber Efendimiz'in bildirdiği fırkayı naciye buyuruyor. Benim ve eshabımın yolunda olanlardır. Benim ve eshabımın yolunda olanlar. Bunlar da Ehl-i Sünnet alimleridir.
Bunlar da ehl-i sünnet alimlerdir. Bu sebeple elde fırsat varken dünyanın zevklerine kapılıp doğru yoldan çıkacak yerde dinimizin emirlerine iki elle sarılmak mecburiyetindeyiz. İslamiyet insana kıymet ve ehemmiyet verir. Allah-u Teala Tin suresinin 4. ayet-i kerimesi de mealen ben insanı en güzel şekilde yarattım buyurmakta. İnsan hayatına çok ehemmiyet vermekte ve cana kıymayın diye emir etmektedir. Ama o bidat sahipleri bir bakıyorsun kafirlerden farklı davranıyor. Girdiği zaman çoluk, çocuk, kadın demeden aynı şekilde kat edip gidiyor. Bunun en canlı misali. Vehhabiler İngilizlerin desteğiyle Arap Yarımadası'nda ihtilal çıkardığı Osmanlı'ya karşı geldiği zaman kendilerini kabul etmeyenlerin hepsini kılıçtan geçirmişlerdir. Taif halkı kılıçtan geçirmişler, günlerce kan akmış. Kimi aynı şekilde katlettiler? Müslüman'ı katlettiler. Dolayısıyla kafirler arasında bir fark kalmadı. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Hristiyanların insanı günahla kirlenmiş bir çirkef olarak tarif etmesini İslam dini şiddetle reddetmiştir. Bütün insanlar Müslüman olmaya elverişli olarak dünyaya gelmekte. Saf ve temiz olarak doğarlar. Bundan sonra artık kişinin her yaptığı kendine aittir. Zümer suresi 41. ve Yunus suresi 108. ayet-i kerimelerde halen doğru yolda giden kendi lehinedir. Sapıtan kendi zararına sapıtmış olur buyurulmuştur. Bunu da izah ederlerken emir maruf yaparsanız sapıtan ondan sonra zarar. Ama sen oturmuşsun niye hiç emir maruf yapmıyorsun? Çünkü zaten emir maruf yapacak. Allah-u Teala dinleyecek olan da ehl-i sünnet itikadında olanlardır. Öbürlerinin böyle bir gayreti yok. Peki öbürleri ne yapar? Vehhabiler Vehhabiliği yayar. Hükümranlığını devam ettirmesi için. Şiiler Şiiliğini yayar. Ama ne Şiilik ne Vehhabilik bugüne kadar neredeyse bir asıra yaklaşmıştır. Elde avuçta bir şey olmamıştır. Kafirlerle dost oluyor bunlar. Dost oluyor, Müslümanları katlediyorlar. Bugün Suudi Arabistan'da Vehhabilik hakim. Onların petrol paralarıyla beslediği Vehhabiler de aynı şekilde bir bakıyorsunuz ya İngilizlerin safında yer tutuyorlar veya Amerikalıların yerinde saf tutuyorlar. Bir zamanlar aynı şekilde Suudi Arabistan'daki Vehhabiler için Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi Vehhabiye Nasihat kitabını yazdığı zaman ateş püskürenler bugün suspus oldu. Niye? Niye? İşte YPG'ye verilen silahların parasını Suudi Arabistan veriyor. Türkleri öldürün diye. Müslümanları öldürün diye. O veriyor paraları. Hatta maaşlarını bile aynı şekilde veriyor. Ne oldu? Hani aynı şekilde şeydi falan. Kendileri resmi açıklama yaptı. Biz dedi bugüne kadar işte İngilizler daha önce bize Vehhabili şey yaptı. Şimdi biz bundan Vehhabilikten de vazgeçiyoruz. Ilımlı İslam'a geçeceğiz diyorlar. Ne demekse bu gömlek değiştirir gibi din değiştiriyorlar. Öyle. Vehhabilik zaten İslamiyet'le bir alakası olmayan bir şey. DEAŞ da oradan türedi. İngiliz'i, Amerikalı'sı aynı şekilde oradan türetti. Sarık sakal, cübbeler. DEAŞ, El-Kaide, Taliban hepsi onların. Hepsi onların aynı şekilde uşaklığını yapıyor. Dolayısıyla emir maruf yapılmazsa oraya azab-ı ilahi iner. Emir maruf yapılırsa oraya umumi azap inmez. Peki umumi azap inince ne olur? İşte Afganistan, işte Irak, işte Suriye. Yani umumi bela geldiği zaman böyle olur. Umumi bela. Onun için de mesela son kale olarak İngiliz, Amerikalısı, Yahudilisi diyor ki bu Osmanlı'nın torunları Anadolu coğrafyasında yaşayanlar hala daha diyor ehl-i sünnet itikadından aynı şekilde tamamen tecrid edilemedi. Bunun için Türkiye'de Osmanlı yıkılışından itibaren bir sürü uyduruk kaydırık din adamları çıkardılar. Zamanımızda da bir sürü ilahiyatçılar çıkardılar. Ve habire ehl-i sünnete saldırdılar bunlar. Habire ehl-i sünnete saldırdılar. Ve adamlar yani bir laf ediyorlar, ettikleri laf da yok. Mesela geçenlerde bir tanesi şey yapıyordu. Gitmiş mesela birisi vefat etmiş. İslam ve toplumda da aynı şekilde söyledi ya. Siz de hatırlayacaksınız. Ben demiş burada işte bir din görevlisine gittim ya. İskat falan. Kim söyledi bunu? İşte Osmanlı. Ne diyor? Osmanlı böyle söylüyorsa ben de onu reddediyorum diyor. Adam din adamı biliyor musun Musa abi? Neyi reddediyorsun ya? Hadis-i şerif var. Hanefi fıkıh kitaplarında aynı şekilde uzun uzun bunlar anlatılmış. Kendi kafasına göre bir yorum yapıyor, bunu reddediyor. Ve ondan sonra kalkıyor diyor ki bunlar diye safsata şeyler anlatıyor falan. Safsata diyor bir de İslamiyet'e. Hadis-i şerife de safsata diyor. İman gittikten sonra artık İslamiyet'i de hakaret eder. Ve bunların din gayreti diye bir şey yok. Bir tane bir arkadaşım birisi bir şey anlattı. Bir camide dedi böyle seccadelerin üzerine Allah lafzını yazmışlar. O seccadeleri de camide yaymışlar. Cami görevlisine ikaz ediyor. Ya diyor Allah lafzı var falan. Neyse kaldırmışlar. Sonra gittim gene ya. Baktım dedi bunlar da almıyor. Müftülüğe söyledim. Müftü işte müdahale eder gibi olmuş. Gene sermişler. Din adamı bunlar ha.
seriyor. Allah lafzı yazılı seccadeyi yere seriyor. Üzerine namaz kıldırıyor. Üzerine basılıyor. En sonunda diyor ki, ya benim de kafamı kızdırmayın. Gidelim aynı şekilde kamera, gazetecileri, televizyoncuları çağırırım. Bunların fotoğrafını çektiririm, lülüm ederim. Bıktık senden de demiş ya, bir kitabı aynı şekilde görüyorsun. Adam teşekkür edeceği yerde, ben diyor dini bozuyordum. Sen geliyorsun bana müdahale ediyorsun. Tabii sırtını devlete dayamış ya. Oradan da maaş alıyor ya. Din bozulmuş, yıkılmış, umurunda bile değil. Böyle bir adamdan bir fayda gelmez. Böylelerinden din de öğrenilmez. Ve bunların aynı şekilde diyor ki işte efendim, bunlar da ağızlarını açıyor. Birlik ve beraberlik, şeyde olur. Ehl-i sünnetli kadında birleşilir. Senin o bozuk fikirlerinde olmaz. O zaman senin o bozuk fikirlerin mezhepsizlikte olmaz. Allah-u Teala bütün insanlara, işte en sevgili kulu olan Muhammed Aleyhisselam peygamber ve en büyük kitap olan Kur'an-ı Kerim'de rehber olarak göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'in ve peygamberimizin çok açık olarak gösterdiği doğru yoldan gitmeyenler bunu beğenmedikleri için şüphesiz cezalarını mutlak göreceklerdir. Çünkü Sa'd suresinin 87. ayetinde Kur'an ancak bütün insanlar için bir nasihattir buyurulmuştur. İsra suresinin 15. ayetinde de mealen kim doğru yola girerse kendi lehine girer. Kim kendi aklına uyarsa sapıtırsa kendi zararına sapıtır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe de azap etmeyiz buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bir baba günahkarsa oğlunun günahını çekmez. Ama bir kimse kötü bir çığır açarsa, onun açtığı çığırdan gidenler de, gidenlerin de günahı ona aynı şekilde yüklenir. O da hiçbir zaman aynı şekilde değişmeyen bir gerçek midir? Evet, o da hiçbir zaman değişmeyen bir gerçektir. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki Allah-u Teala'nın bizi doğru olan imana kavuşturması için hepimiz her zaman dua etmeliyiz. Bu da ancak en hakiki, en son din olan Müslümanlık dinine ve bu dini doğru olarak bildiren, her devirde fitne fesattan, isyandan uzak kalmış olan Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarına iki elle sarılmakla, onların yolunda gitmekle olur. Başka türlü olmaz. Hani konuya girerken siz bir şey dediniz, hatırlattınız onu, İslam ve toplumda devamlı söylüyoruz. İşte Suriye'de ya. Karşı tarafta diyor ki ben Kur'an'a göre Müslümanım. Bu tarafta diyor ki ben de Kur'an'a göre Müslümanım. Basıyor tetiği, Allahu Ekber diyor. O da aynı şekilde Allahu Ekber diyor. O da ölüyor. Bunun ikisi de Müslüman. Neye göre? Kur'an'a göre. Türkiye'de de ya mezhep neymiş ya? Hadis-i şerifler dağıttılar. Kur'an'a göre işte. Kur'an'a göre anladılar. Ve birbirlerine silah çekiyorlar şimdi. İkisi de aynı şekilde. Ne oldu? Tefrikaya düştüler. Ne oldu? Ayrılığa düştüler. Ne oldu? Hadis-i şerifte bildirilen oldu. Cemaatte rahmet, ayrılıkta azab-ı ilahi var. Sonra ne oldu? O grupların her biri bir kafirin aynı şekilde uydusu, kölesi, köpeği oldu. Çünkü o kadar parayı nereden bulacak? O silahı nereden bulacak? Kafir geliyor ki aferin aslanım diyor. Al diyor şu mermileri, al şu silahları, bas tetiği. Öbürüsüne de gidiyor. Al bu silahları, al şey, bas tetiği. Ne oldu? Nasıl ölen Müslüman? Kırın birbirinizi. Onun öyle bir derdi sonu yok. Hani şeyde biraz kaba tabirle söyle, tohumuna param verdi diyorlar ya. Evet. Şeyde halk tabiriyle bir tabir kullanıyorlar. Dolayısıyla kafirlerde zaten merhamet olmaz. Sadece Müslümanlar için değil. Menfaatleri söz konusu olduğu zaman bu Fransızı, İngiliz'i, ondan sonra Hollandalısı, Alman'ı Afrika'da neler yaptılar. Hele Fransa'da ne kıymalar yaptılar. İki tarafı da veriyorlar sonra. Aynı dili konuşan, aynı ırktan olan, arada bir şeycik yok, birbirlerine bir sebepten dolayı düşmanlık aşılayıp milyonlarca kişiyi öldürdüler. Ruanda'da. Ha, Ruanda'da mesela değil mi? Öldürdüler. Bir zamanlar hep haberlerde duyardık. Hutularla Tutsiler mi? Ha, öyle evet, bir şey. Evet. Bunlar neyse. İkisi de aynı millet yani neticede. Aynı millet. İkisi de atıyorum Konyalı. Aynı ama, dili konuşuyorlar. Evet, aynı dili. Irkları da aynı. Aynı. Herhangi bir şey söz konusu değil. Ama, birbirlerini öldürdüler yıllarca. Ve bunların da aynı şekilde hesabını onlar görecek mi? Tabii görecekler. Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ikinci bölümde. Gönül Pınarı devam ediyor.
Değerli dinleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. Önemli bir konuyu anlatıyordu Osman Ünlü hocamız. İslamiyet dinimiz ayrılığı, tefrikayı yasaklıyor başlığı altında. Evet, yani eğer bu yasağa uymazsak biz Müslümanlar olarak, illa biz ayrılacağız arkadaş, biz tefrikaya düşeceğiz dersek, ondan sonra hiçbirimizin adı esamesi okunmuyor, yok olup gidiyoruz hocam. Aynen öyle. Şimdi Mustafa Bey, Sultan Abdülhamit Han Cennetmeyen Hazretleri'nin zamanına kadar ve o iktidardayken hazırlanan din kitapları, mütehassıs olan, bu işi iyi bilen bir ilmi heyet tarafından tetkik edilir. Uygunsa yayınla izin verilirdi. Peki uygun değilse izin vermezlerdi. Niye anlattınız bunu? Önüne koyacaksın. Ha, anlatmamın sebebi şu. Gelecek de devam edecek. Çünkü Sultan II. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesiyle din işlerine de fesat karıştı. Fesat karıştı. Niye? İttihat-ı Terakki fırkasına kayıtlı olan cahiller, hatta masonlar din işlerinde yüksek mevkilere getirildi. İlk iş olarak Sultan Abdülhamit Han'ın son Şeyhülislam'ı Muhammed Ziyaüddin Efendi vazifesinden alındı. Bu yüksek makama miladi 1910'da Musa Kazım Efendi diye birisi getirildi. Bu kimse koyu iddiatçı ve masondu. Bunun gibi İslamiyet'e uymayan hareketlerinden ve sapık yazılarından dolayı 2. Abdülhamit Han tarafından uzaklaştırılmış, Irak'a, Fizan'a sürülmüş olan bölücü kimseler İstanbul'a getirilip kendilerine din işlerinde vazifeler verildi. Ve buradaki bu ifade, yani Abdülhamit Han'ın Osmanlı sınırlarından, Cemalettin Efkani de bunlardan. Evet. Sınırlar götürüldü. İttihat-ı Terakki iş yaşına gelince hemen bunlar toparladı. Çünkü bunların hepsinin boynundaki ip ya Londra'ya bağlı ya aynı şekilde Washington'a bağlı. Veyahut da Paris'e bağlı, bir yere bağlı. Yani ipin sahibi ne tarafa çekirse o tarafa. Oradan ne emir gelirse onu yapıyorlardı. Oradan ne emir geliyorsa onu yapıyorlardı. Dolayısıyla bunlar iş başına gelir gelmez, dinde başladı fesat çıkarmaya. Peki diyeceksin, niye anlatıyorlar bunları? Ha. Bu adamlar onun için görevliydi. İngiliz'i de, Yahudisi de, Fransız da oturmuş. Biz bunları nasıl aynı şekilde imha ederiz? İslamiyet'i nasıl yok ederiz? Diyor ki bunları birleştiren Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadı. Ve bunları güçlü kılan da bu itikat. Öyleyse bunu buradan sarsmamız lazım. Biz burasını bozmadıkça, burayı sarsmadıkça, bunların kalbinden bu itikadı ve imanı almadıkça bunlar yine yek vücut hale geliyor. Biz bunları paramparça etmemiz lazım. Paramparça edebilmek için de bunları, işte bana göre Kur'an'da böyle buyuruyor. Öbürsü diyecek ki bana göre böyle diyecek. Öbürsü ki bana göre. Şimdi aynı tezgah devam ediyor. İlahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olmuş her birine bir kürsü verilmek suretiyle adam kalkıyor bana göre diyor. Diyanet de aynı şekilde, devletin aynı şekilde bir şeyi, kurumu. O da aynı şekilde oraya giden, itikadı bozuksa o da diyor bana göre. Doğrudur, aynı şekilde Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiğini anlatan ve nakleden yok. Diyanet de mezheplere karşıdır şimdi. Mezheplere karşı kafasına göre aynı şekilde fetva veriyor. Ve kendi kafasına uymayan şey de yanlış diyor. Kendi kafasına göre uymayan şey de ilahiyatçılar da aynı şekilde söylüyor. Peki bugüne kadar bunların bu faaliyetleri neticesinde Müslümanlar birleşmiş yek vücut mu olmuştur? Yok, tam tersi. Mesela diyor ki ya abdest alırken sen niye yanıyorsun? Ben işte falan profesörden dinledim, böyle olurmuş. Ben de falan profesörden dinledim, o da böyle olurmuş. Sen niye öyle yaptın? Ben de falandan dinledim. Ne oldu şimdi? Ben de falandan dinledim, abdestsiz de namaz kılınırmış. Ne oldu şimdi? Demek ki adamlar vazifeli. Tefrikaya düşürmek, ayırmak, yok etmek, birliği yok etmek. Hedefleri bu. Mesela din işleri tamam. Devlet kurulduktan sonra işte Diyanet kadrolarında toplatılmış falan, imam hatip okulları açılmış. Ne imam hatip okullarında ne Diyanet kadrolarında oturup da bunun üzerinde kafa yoran kimse de yok. Birleştirici unsur. Ya hiç alakası olmayan bir tarihçi, bir televizyonda tarihçi. Isim yapmış birisi. Adam açıkça diyor ki yani bu Anadolu insanının diyor yapıştırıcı özelliği Ehl-i Sünnet olması diyor. Bunu yıktığınız an diyor, bu biter. Anadolu coğrafyasında kalmaz. Çünkü adamların hedefi de o.
Aynen şey gibi, Suriye gibi yapacak, Afganistan gibi yapacak. İşte güneydeki diyecek ki ben Kur'an'a göre böyle anladım, Allahu Ekber diyecek, sıkacak kurşunu. Kuzeydeki diyecek böyle, battaki böyle diyecek, doğudaki böyle diyecek. Netice itibariyle hepsi birbirine kurşun sıkacak. Ondan sonra kefere de böyle bakacak. Af, 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 aferin size aslanım. Vurun, 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 vurun. Vurur sonra. Tamam der, ben size devletçikler kuruyum. Başınıza işte benim sadık kölem bunu getirdim. Buna bir tane de Musa Kazım yollarım. Ha, bir tane Musa Kazım yollarım. Ondan sonra buraya bırak. Bunu hepiniz bana bağlısınız. Oturun, oturuyorlar. Kalkın, kalkın. Yatın, yatın. Onu bekliyorlar. Onu istiyorlar. Ondan sonra bu Müslümanlar ayağa kalkacak da aynı şekilde kafirlerin geçecek de bilmem ne edecek de. Ve dikkat edersen bu şekildeki mezhepsizler, bu şekildeki aynı şekilde zındıklar hep işte Osmanlı gerilemeye sebep olmuştur. Osmanlı din mani olmuştur. Bu türküyü çağırıyor. Peki bir arkadaşım, 80 senedir 90 senedir Cumhuriyet dönemindesin. Sen niye bir şey koymadın ortaya? Evet işte dünya çapında ilim adamı yetiştirmemişsin. Sen niye yetiştirmedin peki? 80 senede çok şey olurdu arkadaşım ya. 80 senede çok şey olurdu. 100 sene hatta. Hatta 100 sene, bir asır. Çok şey olması lazımdı. Ve mesela Selçuklu gelmiş arkasına, o devlet yıkılınca Osmanlı Devleti bir avuç çıkmış. Aynı şekilde kendi zamanında süratli bir şekilde ilerlemiş. Teknikte de teknolojide kendi zamanında fırlamış gitmiş. Sen ne yaptın? Mesela bugün Vehhabi olan Suudi Arabistan ne koydu ortaya? Hiçbir şey. Adama diyor ki yani oradakiler bilir, hacca gidenler de bilir. Dışarıdan gani şekilde gümrük de yok. Her taraftan çakır 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 otomobiller gülüyor. Çarpıştığı zaman, bozulduğu zaman, bozuldu bu diyorlar, atıyorlar gitsin. Niye? Tamir bile edemiyor. Hani Müslüman ileride olacaktı. Ya bütün bu arkadaş yaptığın senin kölelik ya, başka bir şey değil. Başkasına hizmet ediyorsun. Başkasına hizmet ediyorsun yani. Paracıklar başkasına gidiyor. Sen de ona kölelik ediyorsun, hizmetçilik yapıyorsun. Dolayısıyla şeyle beraber Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri'ni yıkmalarının, yıkmak için uğraşmaların esas sebebi bu. Dini yıkacaklardı. Ve böyle mi oldu? Evet böyle oldu. Tabii Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri'ni tahttan indirdikten sonra oraya gelenler, bu cahilleri, sapıkları getirdiler. Bu cahil ve partizan kimseler bozuk, sapık din kitaplarının yazılmasına, yayılmasına ön ayak oldular. Abdülhamit Han zamanında yazılan din kitapları bir ilim heyet tarafından tetkik edilir, tasdik edilip izin verilenler bastırılırdı. Böylece o tarihlerde basılan din kitaplarına güvenilir. Miladi 1909'dan sonra din kitapları selahiyetli alimler tarafından kontrol edilemez oldu. Bu kitaplardan ancak vesikalar vererek yazılanlara güvenilir. Ne oldukları belirsiz kimselerin ve Şiiler ve Vehhabilere satılmış olan mezhepsiz din adamlarının yazdıkları bozuk kitapları okuyan Müslüman yavruları, temiz gençler dini yanlış öğrendiler. Böyle cahil yetiştirilen Müslümanlardan bazıları siyaset cambazlarının tuzaklarına düştüler. Kendi partilerinden olmayanlara kafir diyecek kadar da taşkınlık yapanlar oldu. Sizin bu şeyle ilgili bir hatıranız vardı, daha önce anlatmıştınız o 1909-10 hikayesi. Hatırlattığınız iyi oldu, İslam ve Toplum programında da nakletmiştik evet, orada. O önemli, çok çarpıcı bir şey misal. Muhammed bin Kutbuddin İziki Hazretleri'nin yazdığı, bizden 400 sene önce yaşamış bu zat. Kabri de Edirne'de olduğu söyleniyor. Hatta Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri salih bir zatmış, okuyana tesir eder diye. Mızraklı İlmi Hal, dedelerimizin el kitabı. Cennet Benken Hazretleri Osmanlı coğrafyasının her tarafına katı yükleriyle bu kitabı dağıtmış. Mızraklı İlmi Hal. Meccanen. Şimdi o kitapta ben daha önce okumuştum. Çünkü gözümü açtığım zaman mesela baba dedemi görmedim ama anne dedem evinde iki kitap görürdüm. Birisi Kur'an-ı Kerim, öbürüsü de Mızraklı İlmi Hal. Başka kitap yoktu. Kalmamış zaten, yok etmişler. Benim dedemden kalan kitapları da korkularından... Babam anlatır. Babam da 16 yaşındaymış. Korkularına götürmüşler. Dedemin kabrinin yanına çukur kazmışlar. İki çuval mı, üç çuval mı oğlum dedi. Gömdük dedi. Korkumuzdan dedi. Gömmüşler kitapları. Öyle bir durum söz konusu. Şikayetler oluyor falan, götürüyorlar. Sorgu sual yok. İpe diziyorlardı. O sebepten dolayı da götürmüşler. Ama ben o Mızraklı İlmi Hal'in o zamanki elime geçen nüshasını görmüştüm. Küfür alametleri sayılıyor. Mesela boynuna haç takmak, beline zünler takmak şapka diye geçiyordu. Ve seneler sonra mezun oldum. İşte Balıkesir Gönen'de vazifeliyken bir gün bir köye gitmiştik. Orada bir imam. Böyle konuşuyorduk falan. Şapka meselesi oldu. Dedim o küfür alameti oldu. Mızraklı İlmi Hal'de yazıyor. Allah Allah, Mızraklı İlmi Hal var mı dedim. Dedim orijinali. Var dedi, orijinali dedi. Dedim getir göstereyim. Getirdim. Baktım yok ya. Yok. Yok.
Zünnarı yazıyor, haçı yazıyor, şapka yok. Ya dedi iftira ettin dedi, görüyor musun? Şok oldum. Ben de bilmiyordum hakikaten. Aradan hayli bir zaman geçti. Yine Gönel'in bir köylerinden bir yere gittik. Yaşlı böyle. Yer altına çekindirdim. Bir hoca efendi. Böyle mızrakla ilmi halinden falan bahsettik. Bende var dedi. Gayri ihtiyar dedim. Hocam görebilir miyim falan dedi. Tabii dedi. Getirdi. Getirttirdi evden. Açtım baktım onda yazıyor. O zaman bende jeton düştü. Bunun tarihine bakayım diye. Tarihi Abdülhamid'in Cennet Mekan Hazretleri hayattayken. Yani 1909'dan önce basılmış bunlar. Hatta 1908'de indirildi. 1908'den önce basılmış. Dedim bu işte bir sakatlık var. Dedim hocam dedim verebilir misin? Bu bende kalabilirim bir hafta 10 gün falan. Tabii de kalabilir. Kalabilir. Ben dedim çocuklarına gönderirim. Çünkü köylerden talebe geliyor. Talebe geliyor. Onlarla gönderebilir. Tabii dedi. O köydeki imama haber gönderdim. Salı günlerde Gönel'in pazarıydı. Adamcağız getirdi. İkinden sonraydı. Çıktık müsaitti. Bir sonbahardı herhalde. Bir kahvehane vardı. Onun önünde buluşalım diye. Getirdi. Getirdi mi? Getirdim. Oturduk şimdi. Tamam. Ben de çıkardım. Koydum. Oku dedim. İyi okuyor adamcağız. Mızraklı İlmihal dedi. İyi. Açalım sayfasını. Açtık. Aynı sayfa mı? Aynı sayfa. Dedim takip et. Bak dedim burada ne yazıyor? Kendin de oku. Aa. Zünnar. Haç. Şapka diyor. Üçü de yazıyor orada. Dedim burada zünnar var. Haç. Haç var. Şapka yok. Nasıl olur dedim. Dedim bak şimdi göstereceğim nasıl olur. Çevirdim. Bak bakayım senin elindeki mızraklı ilmale 1911 baskısı veya 12 baskısı. Bu 1905, 1904. Yani Abdülhamid Han Cennet Mekan Hazretleri hayattayken basılmış. Ne demek bu dedi. Dedim demeyi şu. İttihat-ı Terakki iş başına gelince ilk kişi olarak onu çıkarmış dedim. Şapkayı çıkarmış oradan. İlk kişi olarak onu çıkarmış. Hı. Onun için de mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Sultan Abdülhamid Han yani şeyde Saadet-i Ebedi kitabında ismi geçen Müslüman gayrimüslim itikadı bozuk olanlardan bile Mutezile'dir, Şii'dir. Onlar hakkında kısa biyografi şeklinde bilgi veriyor isimler bazında. Orada Abdülhamid Han hakkında da bilgi veriyor ve biraz önce naklettiğimiz bilgiler de bu Saadet-i Ebedi kitabında yazılı bir. İşte o zaman diyor o 1909'dan sonraki kitaplar diyor. Çünkü Şeyhülislam tarif edilmiş. Şeyhülislam makamına mason birisi getiriliyor. Mason. Az önce Musa Kazım dedi. Tabii bütün bu fitne ne oldu? İşi tezgahlayanların işine yaradı. Kimdi onlar? Müslümanlar arasındaki bu fitne İslam düşmanlarının işlerine yaradı. İngilizlerin İslamiyet'i yok etme planlarının gerçekleşmesini kolaylaştırdı. İşte bunun için Allah-u Teala Müslümanların bölünmelerini yasak etmiş. Kardeş olduklarını bildirmiş. Birbirlerini sevmelerini, vatan düşmanlarına karşı birleşerek kuvvetli olmalarını emir etmiştir. Birleşmemiz kafirleri korkutur ve Allah'ın yardım etmesine sebep olur. Tefrikaya, ayrılığa düşmemiz kafirleri sevindirir ve Allah'ın gadabına uğramamıza sebep olur. Nasihatı her Müslümanın kalbine işlenmiş olmalıdır. Eshab-ı kiram, bazıları diyor ki efendim Eshab-ı kiram da ayrıldı. Eshab-ı kiram öyle değil. Eshab-ı kiram aleyhimden arasında olan muharebeleri iyi sebeplerden, güzel düşüncelerden ileri geldi bilmek, dünyalık için, menfaat için bilmemek lazımdır. Çünkü onların ayrılığı iştihat ve tevil ayrılığıydı. Ayrılığıydı. Heva ve hevesten hevesten doğan ayrılık değildi. Ehl-i sünnet alimleri de hep böyle söylüyor, böyle bildiriyor. Eshab-ı kiramın hepsi mutlak müştehidi. Müştehidin kendi iştihadına göre amel etmesi zaten vacip diye geçiyor. Bidat yayıldığı zaman bunu reddetmek ve zararlarını, kötülüğünü yaymaya çalışmak farzdır. Bunun farz olduğunu İslam alimleri söz birliğiyle bildirmiştir. Selefi salihin ve bugüne kadar gelen alimler hep böyle yaptılar. Bidat sahiplerini reddetmeyen, onları kendi haline bırakan kimse Müslümanların söz birliğinden ayrılmış olur. İslam cemaatinden uzaklaşmış olur. Bidatleri ve bidat işleyenleri sevmiş olur. Bu ise ehl-i sünnet mezhebini ve bu doğru yolda olan Müslümanları kötülemektir. Marufu nehyetmek yani iyiliği haramları nehyetmek, yasak etmek ve münkeri emir etmektir. Yani iyileri yasaklıyorsun, kötüleri serbest bırakıyorsun. Müslümanları Allah-u Teala'nın lanetine sürüklemektir. Büyük alim Müslümanların imamı Ahmet İbni Hacer el Mekki Hazretleri Es-Savakul Muhrika kitabında diyor ki
bu kitaptaki yazıların hakikatlerini, özlerini kavrayacak kadar derin ilme malik olmadığım halde bu yazıları yazmaya beni sürükleyen sebep Hatibül Bağdadi'nin El Cami kitabında bildirdiği şu hadis-i şerif olmuştur. Fitneler, bid'atlar yayıldığı ve eshabın kötülendiği zaman hakikati bilen bildiğini bildirsin. Bildiğini bildirmeyenlere Allahu Teala ve melekler ve bütün insanlar lanet eylesin. Allahu Teala bunların ibadetlerini ve hiçbir iyiliklerini kabul etmez. Hadis-i şerif ya. Bana ne ya diyemezsin işte. İbn Hacer Mekki Hazretleri diyor ki diyemedim ben diyor. Yetkim yoktu ama diyor mecburum diyor. Mecbur oldum. Bana kalacak olsan Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Aynı şey. Büyük İslam alimi Seyyid Abdülhakim Efendi rahmetullahi aleyh, Kahire müftüsü Abduh, İslam alimlerinin büyüklüğünü anlayamamış, İslam düşmanlarına satılmış, sonunda Mason olarak İslamiyet'i içeriden yıkan azılı kafirlerden olmuştur. Gel sen Abduh ve yolundakilere aynı şekilde itibar et. Ne diye getirdiler Kahire? Baş müftüsü oldu bu adam. Ne diye getirdiler? Ehl-i Sünnet'i yıkmak için. Müslümanları birleştirecek olan yolu yok etmek için. Onun için getirdiler. Abduh gibi küfre veya bidate, dalalete sürüklenenler kendilerinden sonra gelen genç din adamlarını da doğru yoldan çıkarmak için adeta birbirleriyle yarış etmişlerdir. Ve bir hadis-i şerif naklediliyor. Ümmetimin felaketi facir, sapık olan din adamlarından olacaktır. Hadis-i şerifin haber verdiği felaketlere ön ayak olmuşlardır. Ön ayak olmuşlardır. Efendim ben İslam'a göre şöyle yazdım. İslam'a göre böyle dedim. İslam'a göre değil abi. İslamiyet zaten belli. İslam, Kur'an'a göre o da belli. Edille-i Şer'iye dörttür. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, icma, kıyas. Bu dörttür. Ehl-i Sünnet alimleri bunu bildirmiş. Senin aynı şekilde dayandığın Kur'an-ı Kerim. O senin anladığın. Senin anladığın doğru olduğunu nerede bileceğiz? Hani İslam'la toplumda hep anlatıyoruz ya. İşte Cezayir'de miydi, neredeydi, Fas'ta mıydı? Bir kadın işte bir din anlatan veyahut da vaaz eden adama bir soru sormuş. O da demiş ki Maliki mezhebi ya oralarda hakim olan. İmam Malik Hazretlerine göre mi cevap vereyim? O Hazret demiyor. Gerçi de İmam Malik'e göre mi vereyim? Yoksa diyor kitap sünnete göre mi? İmam Malik Hazretlerine göre cevap ver diyor. Sen diyor kitap ve sünnetten üstün mü biliyorsun İmam Malik Hazretlerine diyor. Hayır diyor. Kitap ve sünnet diyor bir kere başımızın tacı. Ama diyor kitap ve sünneti İmam Malik Hazretleri senden iyi anlar. Onun için onun anladığı lazım bana, senin anladığın değil. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin, İmam-ı Şafii Hazretleri'nin, İmam Malik Hazretleri'nin, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin ve onun yolunda gelen ehl-i sünnet alimleri ve onların yolunda evliya olan o zatların anladıkları, bildirdikleri bize lazım. Yoksa bu zamanımızdaki zındık, mezhepsiz, bidat sahiplerinin anladıkları değil. Onların Kur'an dediği sözler değil. Onlar bizi ilgilendirmez. Onlar bizi ilgilendirmez. Peki böyle demek suretiyle ne oldu? Böyle demek suretiyle onlar tefrikaya düştüler. Yani insanları ayrılığa sürüklediler. Nitekim Abduh ve yolundakiler de mesela onlardan, Reşit Rıza Abduh'un yetiştirmelerindendir. Muhaverat kitabını yazmış. Adam bu kitapta dört mezhebe saldırıyor. Dört mezhebe saldırıyor. Ve bugün de işte ilahiyat fakülteleri ve Diyanet aynı noktaya gelmiştir. Muhaveratı yayınlayan da, bu muharebat kitabını, Reşit Rıza'nın bu kitabını yayınlayan da Ahmet Hamdi Akseki'dir. Ve Ahmet Hamdi Akseki'nin Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Onun yolunda gidenlerdir. Onun yolunda gidenlerdir. Bugün mesela devlet olarak mesela diyor ki FETÖ ile mücadele edeyim. Ya FETÖ ile mücadele ediyorsun da arkadaşım neyle mücadele ediyorsun? FETÖ gibi yanında dibinde duran bir sürü insan var. Nesine mücadele ediyorsun? Neyi mücadele ediyorsun? Ortaya bir şey konmamıştır. Diyanet de koyamamıştır. Ama Diyanet Ehl-i Sünnet itikadındaki Müslümanları aynı şekilde karalamak için elinden geleni yapar. Ora saldırır da. Peki bidat sahibi olanlara bir cevap verebildiniz mi? Hani Diyanet bir rapor çıkardıydı ya o zaman. Dağ fare doğurduydu. Ortada hiçbir şeycik yok. Ortada hiçbir şeycik geveleme, yok. Geveleme geveleme. Niye? Niye? Çünkü kendisi de aynı itikatta da ondan. Yani onunla bunun arasında bir fark yok. Mesela Diyanet veya Diyanetçiler öyle diyelim. Size veya işte Hanefi mezhebi diyenlere, Maliki mezhebi, Şafii mezhebi diyenlere katı mezhepçi diyor. Katı mezhepçi, gelenekçi diyorlar. Gelenekçi diyorlar. Katı mezhepçi, ne demekse. Ne demekse. Katısı mı olur? Keşke bunu? Azıcık da katı siz olsaydınız. Yumuşak mı? Yumuşak mezhepçi diyorlar. Yani bunlar diyor ki rüzgar ne tarafa eserse arkadaş, işte birisi diyecek ki bu böyle haram mıdır? Tabii tabii haramdır. Helal midir? Tabii tabii helaldir diyecek adam lazım. Bunu aynı şekilde Allah Teala muhafaza buyursun ya.
Allah-u Teala muhafaza buyursun. Öyle olmaktan. Ve bunlar niye korkuyor? Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala hazretlerine en büyük makamı teklif ettiler. Reddetti. Kabul et diye dövdüler. Dövülerek şehit edildi. Dövülerek şehit edildi. Öbürler de kabul etmedi. Ehl-i Sünnet alimlerinin, hele tasavvuf büyüklerinin devlet adamlarıyla görüştükleri ve oraya yaltakçılık yaptığı hiç vaki değildir. Hiç vaki değildir. Hele nüvvet yolunda gelen. Bir tek İmam-ı Rabbani Hazretleri işte zamanın valilerine, kumandanlarına mektuplarla aynı şekilde cevap vermişler. Ama gene de aynı şekilde hasetçileri durmamış. Onu da hapse atmışlar. Hapse atmışlar. Onu da hapse atmışlar. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri beklemiyor. Söyleyiver. Mükafatını Allah-u Teala'dan bekliyor. Bunlardan bir şey beklemiyor. Doğru neyse onu söylerler. Doğru neyse onu söylemişler. Peki Abdülmason'u gibi, onun yolunda gidenler, Reşit Rıza'lar gibi, onların yolunda giden ve Türkiye'de bunların uzantıları mezheplere saldırıyor. Ve mezheplere saldırdıkça ne oldu? Mezheplere saldırdıkça Türkiye'de ne kadar ilahiyat fakültesi ve bu ilahiyat fakültesinde ne kadar öğretim üyesi varsa onların sayısınca mezhep çıktı şimdi. İmam Hatip okullarının Kur'an kurslarını ve medrese adı altında çalışanları da düşünürsen, hatta bize bir gencin birisi telefon açmış da beni demişti radyo TGRT FM'e çıkarım ben diyor vaaz edeyim beni beğeniyorlar herkes falan diye. Tabii öyle müştehitler de var şimdi değil mi? Bunlar çıkıyor. Ne bilecek aynı şekilde. Edep nedir bilmiyor. Madem diyor Kur'an'dan ben de Kur'an'dan böyle anladım diyor. Ben de bunları anlatayım diyor. Vaktimiz daraldı ama bir şeyi nakledivereyim de. Rahmetli bu Orhan Karmış Hoca hayattaydı. Bir gün baktı ben müracaata. TGRT eski binası hatırlıyorsun. Orada dediler ki işte Orhan Karmış Hoca'nın misafirleri var. Tamam dedim ben götüreyim. Oradan telefon açıldı getirebilirsin dedi. Gittik odaya götürdük. Bana dedi müsaitsen dedi beraber dedi aynı şekilde bir Nescafe'mi söylediydi. Sütlü bir şey ikram ettiydi. Yanlış hatırlamıyorsun Allah rahmet eylesin. Oturduk. Adam şimdi üç kişi. Bir tanesi dedi ki buyurun dedi hani ziyaretinizin sebebi. Adam dedi ki ben dedi bir dedi tefsir yazmak istiyorum da dedi. Ya tefsir deyince rahmetlinin böyle yüzü hafif kızarmaya başladı falan. Dedi mesleğinizde ben makine mühendisiyim dedi. Arabi biliyor musunuz? Yok dedi. Usulü tefsir okudunuz mu daha önce bir yerden dedi. Hayır dedi. Peki tefsir okudunuz mu dedi. Hayır dedi. Ya öyle deyince yüzü kızardı. Kulakları falan kızarmaya başladı. Şimdi baş başa olsa gırtlağını sıkacaktı. Peki dedi nasıl yapacaksınız ya işte o tercüme diye piyasaya sürülenlere bakacak bu tefsir edecekmiş falan. Şimdi baktı ben kendim şey yapamıyorum müsaaden dedi benim işim aynı çekim vardı çektim gittim. Ya insanlar bu seviyede ya insanlar bu seviyede sen bu turuna getirmişsin dolayısıyla bu adam oturacak kafasına göre bir şey yazacak Kur'an tefsiri diyecek öbürsü bir şey yazacak Kur'an tefsiri diyecek. Ne oldu birlik ve beraberlik? Fırkalara böldün. Halbuki Ehl-i Sünnet alimleri ve Ehl-i Sünnet'in dört mezhebi ve itikad imamlarını baz alsaydın birlik ve beraberlik olacaktı. O zaman Diyanet'in söylediği de ilahiyatın söylediği imamın hepsi bir olacaktı. O zaman TGRT FM'e de gerek kalmayacaktı. Lüzum da yoktu. Lüzum da yoktu. Nasıl Osmanlılar döneminde aynı şekilde hepsi böyle sistemli bir şekilde kontrol altında oluyor. O zaman gerek de yoktu. Şimdi adam kendi fikrini, kendi düşüncesine aykırı olunca bunlar ayrılıkçı bölücülük yapıyor falan. Ayrılık ve bölücülük yapanlar kendileridir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri buyuruyor ki Kahire müftüsü Abduh İslam alimlerin büyüklüğünü anlayamamış, İslam düşmanlarına satılmış, sonunda mas olarak İslamiyeti içeriden yıkan azılı kafirlerden olmuştur buyuruyor. Ya azılı kafirlerden olmuştur. Senin aynı şekilde Şeyhülislam makamına getirdiklerin Musa Kazım o da öyle olmuştur. Onun yolunda gidenler o da öyle olmuştur. Dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu bunların hani din adamı diye çıkanların dinle alakası sadece böyle sanmasıdır buyurdu. Sadece böyle sanmasıdır. Peki diyeceksiniz hulasa-i kelam ne olması lazım? Ecdadımızın yolu Osmanlı Selçuklu'nun yolu Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Biz tarihe altın sayfalarla aynı şekilde o destanları bu itikada sahip olmak suretiyle yaptık. Yoksa aynı şeyi başarıyı gösteremezsin. Dağılır gidersin. Ve İrab'dan mahallim kalmaz. Adın sanın da kalmaz. Bağırı çağırırsın sadece aynı şekilde çok affedersin de kölelik yaparsın o kadar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
Gönül Pınarı.